Ama biz güzelleştireceğiz. Dersim dert dağı içinde. Burada bir efsanevi olay gerçekleşiyor. Olay da şu. Kayseri'ye kadar araba buldum. İlk 10 dakikadan sonra sağ olsun tanıştığım Ali abim alıyor. Beni aldığın için çok teşekkür ediyorum abi. Rica ederim kardeşim. Ne demek? Keşke her insan senin gibi böyle maceracı olabilse. Yani evini sırtına alıp dünyayı gezebilse. İmkanımız olsa da keşke biz de böyle bir şey yapabilsek. Seni bu konuda gerçekten takdir ederim. Yolda da kolaylık versin sana. İnşallah amacına ulaştın kardeşim. Allah razı olsun abi. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Rica ederim kardeşim. Kayıttayız. Şu an nereye gidiyoruz? Allah şimdi şu anda seni Sivas yol ayrımına doğru bırakacağız. İnsanlar namına götürüyoruz. Ben Enes Bicek. Sayın Yolcanım, saygıdeğer konuklarımız. Size ben de teşekkür ediyorum. Cansınız. Evet, sizi tanıyalım. Ben de Selim Fide kardeşim. Burada oturuyoruz. Seni yolda gördük. Geziye çıkmışsın. Elimizden geldiği kadar yardımcı oluyoruz. Yardımcı oluyoruz. Yolculuğuna başarılar diliyoruz. Herkese iyi akşamlar. Tanıştığıma memnun oldum. İrfan abimle beraber Gemerek güzergahına kadar gideceğiz. Oradan ben macerama devam edeceğim. Saat 21.30 civarı. Sivas'a araç bulduk. Güzel bir insan aldı. Keyifli bir insan aldı. Deli dolu geçecek. Öncelikle merhaba, ben Engin. Engin Yıldız. Sivas'ta yaşıyorum. Nakli işiyle uğraşıyorum. Evet abi. Kayseri'den geliyordum. Kardeşimi gördüm yolda. Almak istedim. Beraber yolculuğa çıktık. Kendisi de çok iyi birisi. İki kafadan çıktık. Nereye gidiyoruz biz de bilmiyoruz. Cansın. Muhabbetimize başlayalım. Başlayalım. Gecenin saatleri. Erzincan Erzurum güzergahındayım. Yollar ıssız oluyor. Arada araç geliyor. Alırlarsa şans. Muhtemelen gece böyle gidecek. Sabah kadar uyumak yok. Sürpriz olacak. Olursa sürpriz olacak. Yürüyüşün hafif bir yorgunluğu var. Çantanın yükü de ağır. Kendim de kilolu olduğum için dengeyi zor adapte ediyorum. Ama alışıyorum. Bunu net söyleyebilirim. Şu an çok harika bir yerdeyim. Bakalım alan olursa güzel olur. Almazsa da bir yere çadırımızı kurarız. Herkese iyi geceler. Geldi. Herkese günaydın. Gece tam şu karşıda uyudum. Çadırı toparlayıp yola doğru geldim. Buradan maceramız kaldığı yerden devam etsin. Sivas'ın Zara ilçesindeyiz. Evet. Şans gelmedi. İlk ataklar depar. Yürümekten başka bir çare yok dedik. Evimi sırtıma aldım. Yürümeye başladım. Issız bir yer, kimse almıyor. Her 5 dakikada bir araç geçiyor. Yani çok tuhaf. En azından yürüyüp otostop çekip gidebildiğim yere kadar gitmeyi düşünüyorum. Dönüyoruz abi. Kimsenin almaya niyeti yok. Ama biz güzelleştireceğiz. Kimse merak etmesin, rahat olsun yani. Yollar bizim. Beni sıcak yoldan alan insan Harun abim, sana çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz canım benim. Yolun açık olsun. Kızıldağ savaşlarının yapıldığı Sivas'taki Kızıldağ'a karşı karlı yerler. Şimdi de karşındaki de İmranlı Kızıldağ. Türkiye'nin çatısı. Burası İmran'da, Kızılırmak'ın doğduğu yer. Türkiye'nin en büyük ırmağının bulunduğu yer. Kızıldağ'ın çıktığı nokta. Kızıldağ'da karşısı. Evet. Evet abi, herkesin bir nasibi varmış. İnandık, inandığımız yoldayız, başardık. Ferdi abim Kars'a doğru gidecek. Ben araç buldum, güzergahımın üzerine kadar gidecek, sağ olsun. Vallahi iyiyim, çok şükür. İstanbul'a geliyorum. Başladır yoldayım. Kardeşimi gördüm, kardeşimi gördüm. Evet. Yani insanlık namına aldım. Allah rızası için aldım. Sen o da Allah rızası için. Senden Allah
müzisyen olarak kendimle gurur duyuyorum. Çünkü yolda böyle ne alıyorum yani. Ben abimin yolunu ve yükünü hafifleterek doğa sohbetiyle yol güzergahı, yaşadığım maceraları aktararak, o da müzisyenliğini aktararak yolu bitireceğiz. Onun kısa bir mesafe yolu kalacak. Ben güzergahımdan devam edeceğim. Herkese sevgiler diyoruz o zaman abi. Sevgiler, saygılar. Kendinize iyi bakın. Dağların görüntüsüne bakar mısınız ya? Muazzam. Abim yolcu yolunda gerek. Kardeşim, Allah senin yolunda... Ayarladın! Kardeşim, Allah yolunun bahtını açık etsin. Kendine çok çok iyi bak. Senin yolun çok zor ama benim de baya bir kilometre vardı. Beraber güzel bir sohbetlerimiz oldu. Uzun yolu kısalttık yani. Aynen öyle. Az bir şey yolum kalmış ama sen de kendine çok çok dikkat et. Allah'a ısmarladık. Cansın abim. Kendine çok iyi bak. Canımsın. Eyvallah. Kral! Dersim dert dahi içinde. Dersim dert dahi içinde. Gülü var dahi içinde. Dersimi hak saklasın. Bir yârim var içinde. Dersime doğru giriş yaptık. Şu an o tabela güzergahı üzerindeyim. Dağ yolu Pülümür. Vadide olursa bir kamp atayım diyorum. Daha sonra şehir merkezine geçerim. Munzurlar bizi bekliyor. Çok güzel doğallığı var Dersim'in, Tunceli'nin. Munzur suyla biliniyor, doğasıyla biliniyor. Turistik yeri önemli. Birçok insanlar burayı ziyaret ediyor. Görüyorlar. Biz de bir Munzur'dan bir tas su içelim yani. İçelim değil mi? Evet, sevgiler. Burası Şempuz Çayı, Şempuz Deresi. İşte burada da kazlarım var, ördeklerim var. Ne güzel, ne güzel. Nereden geliyor bu su? Bu civar köylerden geliyor. Büyük Çeşme suyu da buradan geçiyor. Dağlardan gelen su da buraya bile geçiyor. Dağlardan, köylerden gelen su. Pülümür'e gelmiş bulunmaktayız. Erzurum Kar Spor ekibi. Güzel insanlar beni otostopta alıyor. Çok teşekkür ediyorum. Başkanımız Atakan hocamız da burada. Evet Atakan hocam, sendeyiz. Nasıl hissediyorsunuz? Vallahi güzel tabii bu. Güzel tabiatta senin gibi güzel renkli bir arkadaşı tanıdık. Çok mutlu oldum. Daha önceden neden senle tanışamadık diye de kendimize soruyoruz. Sen de ben de değil mi? Evet kesinlikle. İnşallah bundan sonra senle birlikte İnşallah güzel imzalar atacağız. İnşallah, hem inşallah. Biz kar spor olarak, sen de dağların gezgini olarak seni inşallah hem Türkiye hem de dünyada elimizden ne gelirse yapmaya çalışacağız. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Güzergahımız Tunceli'ye doğru gidiyor. Herkese teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Herkese günaydın. Merhaba canlar. Bugünkü ilk otostop adresimiz, maceramız Ovacık olacak. Güzergahı başlattık, şansımız bol olsun. Müzik de çalacak, müziklerimiz de çalacak. Munzur Vadisi'nde de olacağız. Evet, doğaçlama şu an. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Doğaçlama şu an, evet cansın abim. Ovacık Munzur Vadisi Milli Parkı'na doğru gidiyoruz. 60-65 kilometrelik bir yolumuz var. Abimizden rica ettim. Kendisi Ovacık'a kadar gidiyor. Güzelliklerimizi göre göre sizlere aktarmaya, yansıtmaya devam edeceğim. Evet, yüzümü çeviriyorum. Şoför abimize Erzincan'dan geliyormuş. Evet abim, tanıyalım seni. Hoş geldin. Merhabalar, ben Saffet. Uzun yol şoförüyüm, Erzincanlıyım. Evet. Ömrümüz yollarda geçti. Tabii ki senin gibi güzel bir insanı görüp almamak elde değildi. Cansın abi. Birlikte 59-60 kilometre yol gidelim. Hem tatlı konuşalım, hem tekrarlar söyleyelim. Ne Cansın. Dersin? Harikasın abi. Ben evet derim. Ya siz ne dersiniz? Evet derim. Siz de evet dersiniz. Cansın can. Abi canım ya. Ne dersin, sen de bir cansın. Erzincanlısın. Erzincanlıyım. Her şey mükemmel. Gittikçe daha güzelleşecek. Aynen. Aynen. Gittikçe daha hoş olacak.
Benim gibi güzel insanlar da insanlarımıza bunları aktarıyor. Abi, her zaman kalbi temiz olan insan, hakikçini olan insanlar, abi bunların içerisinde daha güzelleri, daha temizleri, Allah onlardan dostlar nasip eylesin. Amin. Kötülerden uzak tutsun. Amin abim. Hep birlikte bu güzellikleri görmek lazım, değil mi? Aynen ne dersin? Öyle. Aynen öyle. Ben harika derim. Kral. Estağfurullah, krallık size aittir. Eyvallah. Yaşlandı. Siz gençler daha güzelsiniz, daha yakışıklısınız. Canımsın abi. Hayat sizin ellerinizde. Dün İstanbul'dan geldim. Bugün boş dönüyorum Ovacık'a. Ki Türkiye'nin en değerli sularından Munzur suya gidiyoruz. Of çok güzel. Güzel abi, bir çok güzel. Orayı görmeni isterim. Aynen. Kaynak suları görmeni isterim. Ben bayağıdır gittim oraya. He. Şimdi insanlarımıza aktarmak için tekrardan gidiyorum. Git. Git göster. Aynen. İnsanlar görmekte şeydir ya, hoşluk tutulur ya. Niye kalmasın ki? Canlılığı, o canlılığı abi, insanlarımıza göstereceğim. Abi güzel bir şey mi? Tabii. Burası 38 kayalıklar arkadaşlar. Virajın çok tehlikeli yerleri değil mi abi? Abi, anında dayanıp düşebiliyor. Bak düşebiliyor. Sarp kayalıklar içerisindeyiz. Munzur Vadisi Milli Parkı. Harika görüntüsü var. Karlı gördüğümüz yerler Munzur Dağları. Sağ yörüngede de Mercan Dağları var. Bu Mercan Dağları'nın arka sırtı ise Erzincan'a uzanmakta. Buradan sonra yol yok. Yani işin garip kısmı o. Erzincan'a gitmek isteyenler burada olursa daha bayır vurup artık Erzincan'a öyle gidecek. Gel yürürsün. Dağlar, barları açıp. Aynen öyle. Dayanabileceklerse gitsinler. Şu an oralarda zaten o yüksek zirvelerde 2-3 metre kar var hala. Güzelleştirdik, güldük. Teşekkür ederim. Bu ne demek? Seni tanımak çok güzel. Seni de tanımak güzel şehir. Güzel gezmeler, güzel arkadaşlar edinmek, kötülerden uzak durmak, kendine çok dikkat et. Seni takip edenleri çok mutlu et. Safet abi. Kendine çok çok iyi bak. Çok teşekkürler her şey için. Bol gezmeler diliyorum sana. Allah'a emanet ol. Kendine çok dikkat et. Şimdi sizlere Munzur suyunun ilk çıktığı yeri, yani gözeleri göstereyim. Şimdilik çantadan kurtuldum. Yıllardır git gel yaptığım için tanıdığım bir abiyle karşılaştım. Çantayı ona bıraktım. Muhteşem güzellik var. Etrafta bahar havası, kuşların cıvıltısı, karların erimesiyle birlikte coşan Munzur suyu var. Sesten zaten belli oluyor. Her birini yakından sizlere aktaracağım. Anlatılan rivayetlere göre burada bir efsanevi olay gerçekleşiyor. Olay da şu. Günün birinde bu köyde Munzur adında biri yaşıyormuş. Buranın ağası da dini ibadetlerini yapmak için hacca gitmiş. Munzur bir gün ağanın hanımının evine gidip demiş ki, hanıma benim ağamın canı helva çekmiş. Ben ona helva götüreceğim. Kadın da bir anda afallamış, şoka girmiş. Hani Munzur'un canı helva çekiyor. Ben ona yapayım demiş. Daha sonra helvayı hazır etmiş, Munzur'a vermiş. Ağa da bir gün yaşamına devam ediyor. Bir bakıyor karşısında Munzur var. Diyor, Munzur sen nasıl buraya geldin? Beni nasıl buldun? Munzur demiş ki, ağam senin canın helva çekti. Ben de hanım ağamdan istetip sana getirdim. Gel zaman git zaman, aylar yıllar geçe geçe ağa köye geliyor tabi. Herkes ağayı burada görmek için sabırsızlanıyor. Ağa geliyor, herkes ağanın eline koşuyor. Herkes ağanın eline koşuyor. O sırada arkada da yoğurt kovaya, kaseye dolduran Munzur geliyor. Ağa diyor ki, burada benim elimi öpmeyin. Asıl eli öpülecek kişi varsa
o da Munzur'dur diyor. Herkes koşarak Munzur'a doğru geliyor. Tabii Munzur telaşlanıyor. Onları gördükten sonra kaçıyor. Yüzünü bu tarafa doğru, yönünü bu tarafa doğru veriyor. Buradan her geçtiği yerde yoğurt damlacıkları gördüğünüz gibi gözeleri oluşturuyor. Her damlacıklardan su fışkırıyor. Munzur ise şimdiden isimlenir verdiğimiz, yani andığımız, bildiğimiz Munzur dağlarını alıyor. Artık Munzur oralarda saklı kalıyor. Ve damlayan her yoğurt tanecikleri şimdiki gözeleri oluşturuyor. Yaz da olsa, kış da olsa, ilkbahar da olsa, sonbahar da olsa. Dört mevsim bu su hep böyle kalıyor. Azalıyor ama hiçbir zaman bu su durmuyor. Turistik açıdan birçok insanlarımız buraya gelir. Burası onlara ev sahipliği yapar. Çoğu insanlarımız burada çırağı yakarlar. Çırağı yakmak ise dua etmek. Çırağı yaktıktan sonra dualarının kabul olmasını istemek. Burası da böyle. Munzur gözeleri hakkında verdiğim bilgiler şu anlık bu kadar. Bayağı gezdim buraları. Topladım birkaç parçalarla biriktirip bugün bunu size Munzur gözelerinden aktarmış bulunmaktayım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ve efsanevi Munzur gözeleri.